Bayburdumuzu kalkındırın. Kameradayız. Ben elçisiyim. Niye? 25 yıldır. Eskiden kimse gelmiyordu köye. Ben geliyordum. Ben kendimi Bayburt'a, Bayburt'un elçisi olarak görüyorum. Telefon var mı? Çünkü niye dersin? Eskiden gelen çok kadar insan yoktu. Abla telefonu var. Son yıllarda... Abla telefonu var. Nerede? Şimdi nasıl görüyorsun sen Bayburt'u şu an? Merkez olarak. Köylerini demiyorum. Bayburt'ta genel şöyle bir bak. Ben yatırımına, abi, şeyine. Ben Şahap Kavcıoğlu'yla da bu olayı tartıştım. Bayburt milletvekili olduğu dönemde geldi ilçemize, tokalaştık işte, bayramlaştık, yanıma oturdu. İşte benden nüfusumu buraya taşımamı istedi. Çünkü Demirözü'ne entegre hastanesi yapılacak diye nüfus yetmiyormuş diye, 5000 nüfus istiyormuşlar herhalde proje onaylansın diye. Benden onu rica etti. Ben de dedim, bu iş dedim, şeyle olmaz dedim, taşıma nüfusla olmaz. Siz buradan göçü durdurmanız lazım dedim milletvekili olarak. Evet. Siz dedim Ankara'ya gidiyorsunuz dedim. Şahap aynı bunu dedim Şahap Kavcıoğlu'na. Dedim ki siz dedim burada dedim göçü durdurmanız lazım. Gençleri burada tutmanız lazım. Bunun için de ne lazım? Bayburt'ta iki tane fabrika lazım. Ney dedi? Dedim bir makarna fabrikası, bir bisküvi fabrikası kaliteli. Niye dedi? Dedim bin birinde çalışsa, binde birinde 2000 kişi. Çarp dördünden dedim. Eder 8000 kişi istihdamı sağlayacak yani Bayburt'un kalkınması için. Artı dedim bu fabrikalar dedim çiftçiye verecek buğdayı. Onun çünkü onun özel buğdayısı var makarnanın da bu şeyinde bisküvinde. Evet. Hem çiftçi satacağı yer olduğu zaman o ne ekip kazanacak, kalkınacak. Hem Bayburt kalkınacak. Evet. İki fabrika dedi. O buğday şu an Konya'da ekiliyor genellikle. Abi bizim buraya da yeni olabilir. Bir marka eti var, işte bir sürü şey var. Evet. Pazar desen İran var, Irak var, Suriye var hemen yakın. Bizim pazarımız yerine. Geniş. Ha, Rusya var ya karşımızda. Bütün Orta Doğu efendim şey Arap ülkeleri en yakın biz. İki fabrika. Tabii. Şahap Kavcıoğlu'na da söyledim. Bu Bayburt'un kalkınması için yeterli olur. Ama onlar getirdiler şimdi akü fabrikası. 500 kişi çalışacakmış. Ondan da Allah razı olsun ama beni dinleyen olursa, izleyen olursa şu Bayburt'ta Allah rızası için iki fabrika. Buranın kalkınması için yeterli olur. Yeterli olur. Biri ama kalite bisküvi, kalite makarna. Evet. Zamanında evet. Güneşli mahallemizdeki elma ağaçları bak güzel olmuş ha. İlaçladın mı sen hiç ilaçmıyorsun? Yok, yok. Yok öyle tamamen şey. Maşallah subhanallah çok güzel olmuş. Gerçekten verimli olmuş. Değil. Sevgili izleyenlerim. Evet. Bir tandır evindeyiz. Tabii ki şu an yan bahçede tandır evi kalmamış. Elimizde kala kala bu kalmış kardeş. Burada da ne var geçmişten gelen? Biz camide hacıyla görüşmüştük. Keşke o da burada olsaydı iki tane onu da dinleseydik. Ama biri küp, biri de zap. Şimdi bunu da ben mi anlatayım siz mi anlatasınız? Zapla küpün farkını bilen var mı? Biri geniş, biri uzun. Ne işe yararlar? Onlar eski turşu koymak için, boku koymak için. He, turşu. Turşu. Lor. Lora büyük. Lora büyük, büyük. O kadar lor yapmazlar. Bak aşağıda var ya bak. He. Şu, şuna lor olur, gudu. Peki, güveç gel. Yani, diğer adıyla güveç. Küpe gel. Ona da bulgur koyulur. Evet, bak bulguru sağlam tam tutar. Tam tutturdun onda ha. Sağlam tutar, küflenme sağlam. Olmaz. Küflenme olmaz. Orijinal bir yapıda. Sen şimdi buna da lor vurulur. Buna lor olur ama bunu kim dolduracak? O doldur lor. O eskiler doldurur evet, eskiler. Şey doluyordur. Evelik dolması da gudi. Yapar. Gudi, onun evet, adı gudi. Güveç, güveç. Ha, tamam güveç da. Değil, gudi. Güvecin küçüğü gudi. Küçüğü gudi. Gudi. Evelik dolması doluyor. Öyle olsun. Şunda yarma koydular. Evet. Bir yarma koydular. Onu da bulur koydular. Yani çocuk. Buna yarma da koyarlar. Bunlar, evet, tabii. Bunlarda bu zapta turşu da olur. Turşu da olur. Turşuyu tamam. Duymadım. Ha, ilk sabah eski, turşuyu. Eski ahlet. Turşusu olur, he. Armut turşusu olur, senin, pazı turşusu olur. Hatta senin Hindi ile akrabalığın var. Benim Hindililerden bir şey öğrenmişsin. Demek ki orayla ilgili yok. Bu. Benim Hindi ile hiçbir bağım yok. Hiç bağın yok mu? Hanımdan belki, dolayı bağ var. Belki daha bir şey demeyeceğim. Şöyle çevirelim. Sevgili izleyenlerim, tabii ki gün geçtikçe bu tür evlerimiz yok oldular. Şu an yan bahçede bir tane. Yani Güneşli, Demirözü'nün Güneşli mahallesinde bir tane. Kırman tavan mı biz buna dediğimiz bu kırman tavan değil. Düz tavan. Düz de bir de kırman tavanlar. Bu kırman tavan değil. Düz tavan.
Bu çakma kırman tavan. Evet. Bu kırman tavan değil. Bunun ustası, ustası evet. Şeydi. Müreffin abiydi rahmetli. Evet yeterli bize. Evet. Yeterli. Tandır evi de bu taraf. Tandır o taraf. Tandır orada. Tandır yerinde. Tandır yerinde. Gel buradan tandırı. Evet. Öyle bir o perdeyi bir çeker misin tandır? Kullanılmıyordur evet. Büyük ihtimal. Evet. Kullanılmıyor. Eski kullanılmıyor tandır. Evet. Tandır evimiz. Evet. Aile İstanbul'da tandırımız yaşadığı için. İstanbul'da yaşadığı için evet. Kullanılmıyor maalesef. Bunun üstüne bunun üstüne tam tandır evine münhasıl değil. Kepek orada ama tandırımız yerinde. Kim bilir ne ekmekler pişti burada. Ne keteler yapıldı. Efendim ne güveçler içinde pilavlar, herseler salındı. Acaba kaç yıllıktır bu tandır? Mert Erfeşler konuldu üstüne. Aynen. Kaç yıllık? 60. 60 yıllık tandır he. Vardır. Peki. Noktayı koyduk.